Arkadaşlar hepinize merhaba. Normalde bugün video atmayacaktım ama hadi dedim kırmayayım. Çünkü özelden yazanlar var. Abi bugün video atmayacak mısın, video atar mısın falan diye. Bugün bir size 10-15 dakikalık bir video çekeyim. Saat şu an 01.43. Tam 2'de bitiririm. Şimdi gençler bugün gene farm yapıyoruz. Şimdi size bir şeylerden bahsedeceğim açıklayıcı bir şekilde. Gençler bakın şu an piyasa çok sıkıntılı, tamam mı? Bu piyasa sıkıntılıyken fazla item alışverişi yapmayın derim. Gene siz bilirsiniz, size kalmış bir şey. Yani metaller biliyorsunuz, bu şeyler çıktı çıkalı, bu sandıklar var ya şu. Onlar çıktı çıkalı sıkıntı. Bu ne lan? Beni ne kesiyor? Metaller biliyorsunuz uçtu gitti. Ben size hep söylüyorum. Gidin vahşi yüzbaşı sandıkları kasın. Ya da ne bileyim, map'te boss kovalayın. Bakın sandıklarda, yani şu sandıklarda şu an para yok fazla. İlk zamanlarda evet 10M'den 15M'den, hatta bizim çocuklar 40-45M'den de satıyordu ama şu an piyasası yok. Şu an ben biriktiriyorum mesela. Ne zaman satarım? Biter, 2 ay sonra satarım mesela. Kalsın, bana zararı yok yani burada durmasının. O yüzden piyasa durgun olduğu için fazla item alışverişi yapmayın diyorum ben. Ama gene siz bilirsiniz. Gidip çıkarıp satabilirsiniz. Bakın şu an en çok para metalle var. Yani 200 sandıktan 15 metal çıksa güzel para yani. Ki çıkıyor da, videoları görüyorsanız. Yani güzel para olduğu için yapın. Yeni kostümler gelecek. Bakın bunun size ben bilgisini vereyim. Yeni kostümü, bakın size dedim ki dünkü videomda yeni kostümler gelse dedim, alsak dedim. Yeni kostüm geldi. Ben aldım. Ve kısa süreliğine geldiği için bunu size bilgisini vereyim. Bakın kostüm bu. Şimdi şundan bahsedeyim. Yeni birkaç tane daha kostüm gelecekmiş. Easy ile konuştum. Ha, bunları söylemeyeceğim. Ne olduklarını bana söyledi ama ben söylemeyeceğim. Çünkü biz YouTuber olduğumuz için biz hani şu gelecek yakın zamanda, şunu planlıyoruz diye kelimeler konuşuldu. Ben bunları söyledim. Bana söyledi neler geleceğini. Yani gerçekten güzel kostümler gelecek. Ama ben onun ağzından duyduğumla söylüyorum. Şimdi getirmez bir şey olur sonra bana hani gelecekti demeyin. Bana dediği şey gelecek. Kostümler şunlar. Ben de tamam dedim. Fazlasına girmedim. Bak dün söylediğimde geleceğini biliyordum. Gelse de alsak dedim öylesine. Bakın geldi zaten sabahleyin. O yüzden yine kostümler gelecek dedi. Yine söyledi kostümleri. Güzel kostümler yani. Paranızı biriktirin derim. Ama yine ona kalmış yani. Ondan sonra şu muhabbete değineyim. Çoğusu diyor ki şu PM'ler hani oyundan attığı zaman ya da oyunda olmadığın zaman yazsan hani bağlı değil diyor ya. O muhabbeti de konuştum. Ya benim canımı ne indiriyor ya. Potum bitmiş. PM'ler bağlı değil diyor ya. Onu da konuştum. Ona da yeni şeyi yapacakmış. Bekliyoruz diyor. Yani onu da halledeceklermiş. Sonra bir diğer konu, pazarlarınızın bug'a girmesi. Pazarları bug'a giren hesapların itemleri gelecek mi sorusunu hiç bilmiyorum. Ama pazarların bug çözümü 120 peykinde gelecek. Öyle söyledi. Onu da söyleyeyim. Yani konuştuğumda bunu söyledi bana. Yani o pazarları bug'a giren arkadaşlar hani diyor bana çok mesaj atan var. Bakın beyler şunu da söyleyeyim. Kişisel muhabbetleriniz beni yani benimle iz arasında geçen bir muhabbet olamaz. Yani bana kişisel muhabbetin, benim pazarım bug'a girdi ne yapacağım? İşte sen Easy ile benim yerime konuşur musun veya ben nasıl konuşacağım? Skype adresleri bende var ama kalkıp ben onların Skype adresini veremem. Yani onu size söyleyeyim. Onu ancak TS'ye gideceksiniz. Siz konuşacaksınız. O verirse verir. Ha şunu da size söyleyeyim. Mesela bu hani bana mesela oyunda olan bir şikayetleriniz var ya. Bu şikayetlerinizi bana söylüyorsunuz ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Forumda konu açarsanız daha hızlı yardımcı olurlar. Bunu size söyleyeyim. Ve ayrıca ben direkt Easy ile
muhabbete sadece video çektiğim zaman giriyorum. Diğer ne bileyim item kaybolmasıdır, para kaybolmasıdır, o gitmesidir, bu gitmesidir, şu gitmesidir. Onları önce Curly ile bir muhabbete gireceksin. Yani önce Curly'ye ulaşacaksın. Curly kalkacak gidecek de Easy'ye söyleyip Easy Curly'ye verecek. Curly tekrardan gelip size verecek. Çünkü Curly zaten kendisi diyor bana. Hani sizinle olan yani Türklerle olan problemi ben direkt çözemem. Ben Türk yemeği boşuna almadım diyor. Önce Türk yemeği bunu söyleyecek. Eğer aklına yatarsa söylediğiniz şey kalkıp bana söyleyecek. Ben de size geri vereceğim diyor. Bunu da size söyleyeyim. Yani önce sizin Curly'ye ulaşmanız lazım. Easy'ye değil. Ama tabi teknik konular, oyun içi teknik konularda ben direkt Curly'ye söylüyorum. Orası ayrı konu. Ama kişisel muhabbetleriniz önce Curly çözecek. Ya da bir GM daha varmış Türk. Onunla hiç tanışmadım bilmiyorum. Bir de o varmış. Yarın biliyorsunuz arkadaşlar büyük çekilişimiz var. Sürpriz. Bu para değil ama bayağı para edecek itemler. Onları da söyleyeyim. Para vermeyeceğim. Ama bayağı para edecek itemler var. Ve çekiliş iki kişi olarak olacak. Yani bir kişiye çıktığı zaman kalkıp ben iki itemi de ona vermeyeceğim. Zaten iki tane item var şu an elimde. O iki itemi de çekilişte bir arkadaşa, bir de diğer bir arkadaşa vereceğim. Aynı kişiye verilmeyecek aynı anda çıktığı zaman. Zaten onu iptale geçireceğim. Geçmese de iptale ona çıkarsa vermeyeceğim. Onu da size söyleyeyim. Bu aralar şeylerin piyasası çok arttı biliyorsunuz. Yeşil sandıkların özellikle. Korlar zaten aldı başını gitti. Bu simyalar çok çok pahalandı. Onları da söyleyeyim. Madem bu kadar bahsettik simyadan, ondan bundan kordan. Kor açıp satmak mı daha mantıklı diye soran kardeşlerime söylüyorum. Ben videoda da söyledim. Video için veya ne bileyim işte ben bunu bilmiyorum ama yapa yapa öğrenirim diyorsan video alarak açmak mantıklı. Tamamen senin için. Ama yok ben zaten simyadan anlıyorum diyorsan bence satıp satın almak daha mantıklı. Bana göre öyle. Ama sizi bilemem. Başka ne var söyleyeceğim? Kor açıp satmak muhabbetini söyledim. Şu binekleri hala soran kardeşlerim var. Kardeşim tekrardan söylüyorum. 10 Tapferes, 10 Wildevs. Tapferes Azrail'den çıkıyor. Başka çıkan bir şey görmedim. Çıkıyorsa siz yoruma yazın. Wildevs bulunduğum buradaki ejderhadan atıyor. İşte sanırım atıyor muydu ya? Şimdi bilmiyorum ama Azrail'den de herhalde yine Wildevs atıyordu gibi. Ama bilmiyorum şimdi yanıltmayayım sizi. Ama kutusundan kesin atıyor herhalde. Öyle biliyorum. Kutularından. Aslan sertifikası diyorsunuz. Bak ben size onu da söyleyeyim. Aslan sertifikası yine aynı şekilde o sandıklardan çıkıyor. Bunun bilgisini vereyim. Şeyden de çıkıyor. Bu neydi lan oran adı? Umuttum. Hani öteki Azrail'i. Ha katakomptan. Ha. Katakomptan da çıkıyor. Onu da size söyleyeyim. Tapferes değil yani. Hani aslan sertifikası o şeyinden sandığından çıkıyor. Onu da size söyleyeyim. Bunları tamamladıktan sonra 10 Tapferes, 10 Wildevs ve aslan sertifikasını veya başka bir sertifikayı tamamladıktan sonra CS'e gidip en az 35 levelde olmanız şartıyla gideceksiniz. Orada veriyorsunuz. Zaten yapıyor. Biliyorsunuz o kadarını. Uzatıyorsunuz. Süre uzatmaya gelince sarı çiçek tarzında taglar var. Bununla CS'e götürüp uzat deyip 200kk yazana tıklıyorsunuz. Ve o size uzatıyor. Daha bununla ilgili bir şey sormayın gençler. Arkadaşlar, kardeşlerim. Başka. İç beta vs'ler. Bakın ha. O konuyu size söyleyeyim gençler. Bak. Şu an şu kastınız sandıkları açın. Bak bana kalırsa açın. Ama diyorsanız ben ileride piyasa yaparım. Çünkü niye?
Bunun içindeki yüzükler bir gün bitecek. Bugün bitmezse 2 gün, 2 ay sonra kesin bitecek. Şimdi herkes har vurup harman savuruyor. Ya satıyor ya ulan oğlum. Ya satıyor ya ne bileyim kullanıyor ya yere atıyor fazla diye falan ya. Şimdi onlar bir gün bitecek. 2 ay sonra bu 2 ay 3 ay artık ne bileyim belki yaza doğru bu sandıklar eğer bir daha gelmezse ben size bir şey söyleyeyim mi? Eşek gibi para edecek. Bak ciddi anlamda söylüyorum. Niye? Çünkü içinden pul bence çıkıyor. İçinden ne çıkıyor başka? İşte bu binekler, minekler, cartlar, curtlar her şey çıkıyor. Yani herkesin kullanabileceği şekilde şeyler çıkıyor. Bunları zamanla işte size kalır o. Artık piyasa ne kadara belirlenirse belki 2 tanesi 40M olur. Ya zaten en fazla o kadar olur gibime geliyor. 2 tanesini 40M'e koyarsın zamanla. Ama diyorsan ki ya ben zaten 5000 tane kasarım. Hani daha ayın 26'sında mı ne bitiyor sanırım. Ben ona o güne kadar bayağı kasarım diyorsan hiç durma, aç içtenleri beta'ya dönüştür. İşlerle bitince, etkinlik bitince sabah akşam boss kes, yüzbaşı kes, ne bileyim abi buradaki Alev Kral'ın saatlerini tut kes. Bunlardan şeyler işte bu metaller çıkıyor ya, o metallerle kardeşim git o betalarını bas. Yarın bir gün vs atacağın zaman o betalar sana çok yardımcı olacak. Betaların normal fiyatı valla 12 ile 14 arası değişirken şu an 20 TL'ye kadar çıktı. 18 arası da değişiyor. 18 TL'ye satanlar da var. Şu an bulursanız alın ama 18 diyorsa biraz daha düşürmeye çalışın. 20 TL diyenlerin yanına hiç yaklaşmayın. Onu da size söyleyeyim. Çünkü o kadar da olmaz yani. O kadar da etmiyor. Şu an metal pahalı diye o kadara koyuyorlar ama ya işin bokunu bizim Türkler çıkarıyor. Ben açık ve net söyleyeyim. Yani o kadar etmiyor. Başka ne var? Aklıma takılan başka. Bu aralar zehirlerin piyasası gene uçtu gidiyor. Adam 50 ortalama 12 güç bilmem ne zeka meka getirdi diye büyülü sıraya iyi bir geçiriyor. Güzel yani böyle. Combo yapıyor yani. 4D 5D'ye satan var. Şimdi adam öyle satıyor. Şimdi bende de aynı zehir var. 50 ortalama. Ben de o zaman o fiyata satacağım. Ne diyeyim yani şimdi. Eskiden olsa vallahi 1T'ye söylerdim. 1T ya ne var ki yani. 50 ortalama 12 güç 8 zeka yani. Abarttıkça abarttılar. Bu sizin dediğiniz ha bu zehir piyasası niye uçtu? Onu da söyleyeyim. Efsunlar çok pahalandığı için uçtu. O da bir gerçek. Efsunların pahalanma sebebi millet artık hani oyunu bıraktı. Çoğu biliyorsunuz oyun kapandığında çoğu kişi oyunu bıraktığı için kimse Efsun lisesi falan kasmıyordu. Oraya buraya gitmiyordu. Bir de etkinlik bitmişti. Herkes köyde abuk subuk takılıyordu. Bu yüzden pahalandı. Ve o yüzden de zehir piyasası uçtu tabi ortalama getirenlerin. Başka ne kaldı? Mini Moikan. Evet, bir arkadaş var kardeşimiz. Ottoman Riders diye. Ona da buradan selam gönderelim. İsmini söylemişken. Adam iki, yemin ederim bir haftadır Mini Moikan arıyor. Ya Mini Moikan 4T'ydi ya. Adamlar 13-14T yaptı. Bunu hep bizim Türkler yapıyor. Piyasada bulunmuyor diye bir şey yok kardeşim. Piyasada bulunuyor. Ama bizim Türkler bunu 13-14T yaptığı için milletin satası gelmiyor. Çünkü niye? Satacak bir daha bulamayacak. Bunu o da biliyor. Bunu Alman da biliyor, Türk de biliyor. Ne bileyim o da biliyor, bu da biliyor. Hepsi biliyor yani. Bildiği için minimum kanı kalkıp 14-13T diyenler var. Gençler bu kadar değil. Ama bir piyasa belirlemişsiniz. O size kalmış. Ben karışamam. Kalk düşür diyemem. Herkesin kendi emeği sonuçta. Başka ne var? Bir saniye gençler geliyorum hemen.
Evet gençler, geldim. Yani arkadaşlar, benim diyeceklerim bu kadar. Bu videoyu da bitireyim. Yine bir 15 dakika attık işte video. Gençler, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yarın saat 8'de. Bilginiz olsun. Canlı yayında YouTube'da yapılacak çekiliş. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.